arkadaşlar. Bahadır yaklaşık bir haftadır içeride. Bahadır'ın ayağında biraz problem var. Geçen hafta bugün bu durumla karşılaştık. Hemen getirdim, içeriye koydum. Yaklaşık bir haftadır içeride. Tam bir haftadır içeride. Kesinlikle hiç dışarıya çıkmadı. Bu şekilde salmadım. Biraz da kızgınlık döneminde olduğu için tabii rahat durmuyor. Şu gördüğünüz nokta arkadaşlar şişti. Sabah balkondan aşağıya doğru baktım. Toparlaya toparlaya geliyordu. Direkt aşağıya indim. Hemen bu odaya kapattım. O günden beridir içeride yani. Bir hafta oldu. Barış, bakayım. Tabi ağrısı var arkadaşlar. Dokunduğum zaman ağrıyor. Fazla izin vermiyor. Tavuk getirdim. Biraz tavuk yedi. Altında çok küçük bir parça bırakmış. İki yemek kaşığı da yoğurdu vardı. Bir yemek kaşığına yakın yemiş. Kuru mama zaten öylesine koydum, az bir şey yerse yesin diye. Dışarıya çıkmak istiyor ama salamıyorum. Dediğim gibi bu şekilde salamam. Hışkırık tuttu Bahadır. Bahadır, barış. Dedim biraz Bahadır'dan başlayalım arkadaşlar. Videoyu çekerken. Sağlık durumu hakkında size bilgi vereyim. Bağırıp çağırıyor arkadaşlar. Kızgınlık döneminde dışarıya çıkmak istiyor dişi kedilerin yanına. Muhtemelen bunu yapan Toşo'dur. Yani tahminim o yönde. Ayağını tam olarak düzeltemiyor arkadaşlar. Katlı bir şekilde duruyor. Acıyor çünkü tam düzelttiği zaman. Elimle bazen dokunuyorum, düzeltmeye çalışıyorum, izin vermiyor. Biraz daha içeride kalacak yani. İyileşmesini bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, biraz zamana ihtiyacı var. Burada bu şekilde kalacak. Düzeldiği zaman salacağım. İyileşmesini bekliyoruz biz de. Tabii ısırık yarası öyle hafif bir şey değil. Ciddi bir darbe almış demek ki. Bir parça tavuğu vardı, onu da yedi. Altında bıraktığı tavuğunu. Zaten sürekli yiyor arkadaşlar içeride. Yani ne kadar iyi beslenirse o kadar çabuk toparlanacaktır. Dediğim gibi yarası biraz ciddi olduğu için kötü ısırılmış. Tırnak darbesi değil yani, zannetmiyorum böyle. Muhtemelen ısırdı hangi kedi yapmışsa. Kırık olmasın da onun dışındakiler sıkıntı değil yani. Kırık veya çatlak biraz sıkıntı olabilir. Zedelemiş yani bayağı bir hayvan ayağını. Hangi kedi yapmışsa. Yoğurdunu da yiyor. İlk 3-4 gün şişti arkadaşlar bacağı. O şekilde şiş bir vaziyette duruyordu. Daha sonradan içindeki sıvı biraz akmış. Toparlıyor. Hemen düzelecek gibi değil yani, dediğim gibi. Barış. Dışarıya çıkmak istiyor arkadaşlar. Maalesef dışarıya salamıyorum. Durumu çünkü biraz ciddi. Böyle topal topal dışarıda gezerse başka bir kedi tarafından tekrar saldırıya uğrayabilir. Savunmasız çünkü. İyileşmeden salmayacağım. Biraz basmaya başlarsa zaten devamı gelecek. Tuvaleti falan içeride. Sadece Bahadır burada kalıyor. Geçen Çita ve Ariana biraz burada durdular. Geceden koydum içeriye. Onun dışında zaten hep tek kalıyor. Canı sıkılmasın diye koymuştum Çita'yı. Çita dişi olduğu için dedim biraz belki sakinleşir, içeride durur. Tabi Çita buna pas vermiyor normalde. Çok baskın bir kedi olmadığı için. Barış, Bahadır. Biraz da içerideki kedilerden görüntü alalım arkadaşlar. Diğer kedilerimizle. Bahadır'ın durumunu ilerleyen süreçte tekrar sizinle paylaşacağım. Şimdilik o da istirahatına devam etsin. Barış, Bahadır. Ben gidiyorum. Bahadır, Barış. Ben gidiyorum, Barış.
Sen burada yat. Tamam. Bahadır. Genelde burada yatıyor arkadaşlar. Şuraya çıkıyor. Orada da yer var. Yani istediği yerde yapabilir. Burada da halı var. Tek başına yeter ona. Bu oda fazlasıyla. Diğer kedilerin yanına gidelim arkadaşlar. Bahadır burada kalsın. Şimdilik Tospik burada. Kendisini yalıyor. Tospik de bu arada giderek güzelleşmeye başladı arkadaşlar. Büyüyor. Neriman burada. Kalan etten bunlara da verdim arkadaşlar. Hepsine tadımlık verdim. Toplam bir 5 parça but vardı. Budu didikleyip getirip verdim. Biraz da yoğurt getirdim. Yakışıklı gelmiş. Yakışıklı. Barış. Bütün tavuğu bu yedi zaten. Barış. Barış. Ne yapıyorsun? Şimdi nerede işin? He? Barış. Ya inanılmaz bir kedi ya. Yiyor, yiyor, doymuyor. Tavuk canavarı bugün tavuk yedi. Barış. Tavuk canavarı. Tavuk canavarı. İnanılmaz yiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tospik. Tospik Zeliş'in yokluğuna alıştı arkadaşlar. Biz de alıştık. Biliyorsunuz onu kaybettik. Fırsat bulamıyorum ya. Pek video çekemiyorum. Geçen de mesela çektik yarım saat. YouTube'un algoritması sağ olsun az gösterim sunmuş videomuza. Normalde o videonun yani en az bir 25-30 bine yakın gösterimi olması lazımdı. Maalesef 1200 gösterim. 1200 gösterimle de pek fazla kişi izlememiş. 90 kişi izlemiş. Tabi onlarda ne kadar izlemiş belli değil. Kimin ne kadar izlediği. Yani bir işimize yaramıyor. Ya bu durum tabi bizi de soğutuyor arkadaşlar. Yani ben de video çekerken aksatıyorum, çekmiyorum. Eskisi gibi değilim yani. Benimle de alakalı. YouTube'un algoritması da dediğim gibi saçma sapan bir algoritması var. Bazen fazla gösterim oluyor. Bazen çok düşük oluyor. Bir standardı yok maalesef. Bu durumda işte insanı soğutuyor. Yani düşünün benim normalde bu şekilde bu hayvanlara bakarak video çekerek para kazanmam lazım. Hem bu hayvanların yaşam kalitesini arttırabilmek için bu önemli bir gelir kapısı olacaktı bizim için. Hem de dediğim gibi ben de burada emek veriyorum yani. Normal şartlarda kendinizi benim yerime koyun. Bunların masrafı öyle bildiğiniz gibi değil. Bayağı bir kedi var. İnsanlar evinde bir tane kediye bile bakarken zorlanıyorlar. Daha dün karşılaştım. Biz bir tane kediye bakamıyoruz. Sen nasıl 30 taneye bakıyorsun diyorlar. Yani hesabını siz yapın. Tospik. Arkadaşlar gerçekten zor yani. Şu an hepsi burada değiller. Gezmeye gitmişler. Dün kar falan da yağdı. Şu an için yağmıyor, eriyor. Islanmış toprak. Toprak demişken birazdan Bahadır'ın toprağını tazeleyelim. Dışarıdan da tekrar toprak getirelim fazla ıslak değilken. Bugün mutlaka getirmem lazım. Bizim diğer kediler ön taraftalar herhalde arkadaşlar. Birazdan oraya doğru da gideceğim. Bir 3-5 dakika doğrudan çekeriz. Ariana. Ariana da çok obur. Yaş mamaya bayılıyor. İki torba mama aldım arkadaşlar. 12 adet de yaş mama aldım. Yaş mamaları bitirdik. Kuru mamanın da yarısından fazlası bir torbası eridi. 1,5 torbamız var şu an. Kaç lira verdim? 1250. Evet, 1250 lira verdim. 20 gün anca yetiyor zaten bize. Bunun dışında da kasaptan kırıntı alıyorum. Geçen gün balık aldım. Balık çorbası yaptım. Balık çorbasını da bayağı bir sevdiler. Normalde balıkla beslemiyorum arkadaşlar. Kılçık muhabbetinden dolayı. Tabi onu blenderdan geçirdim. Çorba yaptım. Süzdüm. Kılçıkları attım. O şekilde içtiler. Kişi yok. Gelmedi arkadaşlar bir daha. Onu göremedik. Maalesef herhalde bir daha göremeyeceğiz. Geçen videoda da bahsetmiştim. Kayıplarımız ister istemeden de olsa sokak hayvanlar bir şekilde başlarına bir şey gelebiliyor. Geri dönüp gelemiyorlar. Bunlar şu an için yavru olduklarından dolayı belli bir döneme kadar buralarda duracaklar. Özellikle erkek kediler kızgınlık döneminde
biraz yetişkin aşamasına adım attıkları zaman uzaklaşıyorlar bölgeden. Etrafı keşfediyorlar. Zamanla bazen dönüş yapamayabiliyorlar evlerine. Bu şekilde de kedi sayısında eksilmeler oluyor arkadaşlar. Alışıyorsunuz tabii bu duruma. Elden bir şey gelmiyor maalesef arkadaşlar. Köpek değil yani bağlayasınız, sürekli gözünüzün önünde olsun. Kedi oldukları için bakımları biraz zor. Temizlikleri olsun, yemeleri içmeleri olsun. Bakımları zor arkadaşlar. Hastalanmasınlar. Gerisini zaten seve seve yapıyorsunuz. Hasta oldukları zaman gerçekten çok can sıkıcı. Özellikle de kaybettiğiniz zaman çok acı verici olabiliyor. Yani gülü seven dikenine katlanır derler. Bizimki de o hesap. Bir şekilde yola devam edeceğiz yani. Şöyle bu bahçenin ön tarafına doğru bir gideyim. Bakalım bizim diğer kediler ne yapıyorlar. Şara yok, şara. 2-3 günde bir geliyor arkadaşlar. Bir öğün denk geliyor işte, bir şeyler yiyor gidiyor. Pamuk yok, çita yok. Yetişkin kedilerden Safinaz biraz önce buradaydı. Bir şeyler yedi gitmiş. Çakır yok, Gülizar yok, Arthur yok, Benjamin yok. Yetişkin demeyelim de, yetişkin olmak üzereler gerçi onlar da. Onlar yavrular. Görünmüyorlar nereye gitmişlerse. Bahçenin ön tarafında olabilirler de orası çamur arkadaşlar. O yüzden o tarafa gidemiyorum. Bahçenin içine giremedim. Biraz önce geldiğimiz yöndeki bahçenin içine. Ariana! Kıcım! Ariana! Ariana kıcım! Yoklar arkadaşlar dedim, biraz dışarıda çekim yapalım. Farklılık olsun. Gel Ariana gel. Kızım gel Ariana. Koş kızım. Ariana çok komik ya. Ariana farklı arkadaşlar. Yani gerçekten diğer kediler gibi değiller. Arthur da öyle mesela. Arthur'un bakışları falan çok anlamlı. Değişik bir kedi. Bu arada Arthur hastaydı biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an için durumu iyi. Giderek toparladı. Yaramaz bir durum yok. Gezmeye gitmiş arkadaşlar. Benjamin de yok. Çakır da yok. Gülizar da yok. Onlar biraz önce buradalardı, gitmişler. Şurası çamur. Dediğim gibi arkadaşlar gidemiyorum. Oranın altında olabilirler. Bahçe duvarının altında. Şu an için Tospik burada. Ariana burada. Yakışıklı burada. Neriman burada. Bayan Cüneyt burada. Bir de Cingöz burada. Başka kedimiz. Ama buranın içinde de olabilir. Kedilerden bazıları. Bakalım. Pis pis pis. Evet, buranın içinde de arkadaşlar. Gülizar burada. Balık burada. Başka kedi var mı bilmiyorum. Işık tutmam lazım. Karanlık çünkü. Ne oldu kıcım? Ne oldu kıcım? Ariana. Ariana. Çok komik. Çok komik. Ariana geçen elimi tırmaladı arkadaşlar. Alışkın değil böyle çok aşırı sevilmeye. Oyun oynuyor. O derken çizdi yani. Bir işaret parmağı boyutunda elimin üst tarafını kanattı. Olmuşlar. Bunlar uyku pozisyonuna geçmişler. Şöyle buradan güzel bir kapak fotoğrafı çıkaralım. Yani videonun küçük resmini. Buradan alalım. Yakışıklı çok yemek yiyor arkadaşlar. Yemesi içmesi gerçekten inanılmaz. Diğer kedilerle kıyasladığım zaman böyle bir şey yok yani. Sanki büyümüş de küçülmüş. Alış. Alış. Küçükken tipi tabii biraz farklıydı. Büyüdükçe değişiyor. Ariana, sen niye mi yalıyorsun? Tospik. Tospik. Zeliş'ten sonra arkadaşlar, Zeliş'i kaybetti ya kardeşine. Genelde zaten bunlarla oynanıyor. Bunlar hep sosyal kediler.
Birbirlerine alışkınlar yani, birbirlerini seviyorlar. Dışarıdan tehdit olarak sadece Toşo var. Bazen saldırıyor. Benjamin'e saldırdı arkadaşlar geçen gün. Ne yapacağım bilmiyorum. Kan atmış yani hemen şu ensenin birazcık daha arkaları, sırt tarafına doğru. Şurada bir yerde kıstırmış herhalde. Ben içerideydim o dakika ses gelince. Kapıyı açtım. Kedilerin hepsi neye uğradığını şaşırdılar. Kaçtılar. Toşo da buradan bir kediyi kovaladı tekrar. Aşağıya doğru atladılar. Daha sonradan bir 5 dakika sonra kediler geldiler çağırınca. Benjamin'de kan vardı. Benjamin'e saldırmış herhalde. İşte bizim Bahadır'ın ayağını o hale getiren de Toşo olabilir. Pamuk'un da kuyruğunda sıkıntı vardı arkadaşlar. Geçen bahsetmiştik. Şu an onun kuyruğu düzeldi. Herhangi bir problem yok. Bir 4 gün falan o da şuradaki odada istirahat etmişti Bahadır'dan önce. Tabii o zaman Bahadır'ın ayağı sorunu değildi yani, bu şekilde değildi. Bıdık çıktı. Bıdık! Bıdık can! Kuyruğunun bir dönem yarısını sadece kaldırabiliyordu. Yaklaşık 3-4 gündür tamamını kaldırabiliyor. Herhangi bir kalıcı problem olmadı. Kuyruğu düzeldi. Şu an burada değil diye görüntü alamıyoruz arkadaşlar. Diğer kediler de olmadığı için onları da çekemiyoruz. Artık bu şekilde yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu da miyavlıyor sürekli. Kızım sen demin ama hep yedin. Şimdi hep demin tavukları yedin. Tavukların hepsini yedin. Sana da tavuk verdim. Çok verdim tavuk. Kızım. Gözüne ne oldu şu anda senin? Çok komik ya bu. Bir de çok yaramaz, yerinde de hiç durmuyor. Her gün özel iyi istiyor. Tipsiz. Tipsiz. Tipsiz Ariana. Ariana'nın normalde yatağı arkadaşlar. Şurası, şu kartonun içi. Annesiyle birlikte sürekli orada yatıyorlardı. Diğer kediler oraya çökünce sinirleniyor. Kimse olmayınca buranın içine giriyor. Bazen de şuradaki kartonların içine giriyor işte. Burada yatıyor. Yerini kaptılar. Biraz huzursuz. Gözüne bakıyorum arkadaşlar, bir sıkıntısı var mı diye. Bir bakayım kızım. Yok, gözünde bir sıkıntı yok. Bunlar uyku pozisyonuna geçti arkadaşlar. Ben gideyim. Bunlar yavaş yavaş yatsınlar. Zaten sürekli yatıyorlar. Kedi dediğiniz hayvan 15-16 saat yatıyor. Geri kalan birkaç saat içinde işte yemeğini yiyor. Biraz da oyun oynuyor. Geziyorlar. Günü bitiriyorlar bu şekilde. Tabii sürekli full yatmıyorlar. Parça parça yatıyorlar. O şekilde 14-15 saat uyuyorlar. Yine böyle bir bakıyorum. Kedilerden gelen var mı diye. Bu arada fazla kedi geliyor arkadaşlar. Sabahları bir de akşamları sürekli mama koyuyorum, dışarıdan gelen kediler de beslensinler diye. Şimdi görüyorsunuz iki tabak burada var. İki tabak da burada var. Çok fazla mama yemiyorlar arkadaşlar. Bizim kediler normalde. Çoğunu dışarıdan gelen kediler yiyorlar. Yani yarısından azını bizim kediler yese koyduğum mamaların, diğerini de dediğim gibi diğer kediler yiyor. Fazilet geliyor işte. Toşo geliyor. Gerçi Toşo fazla yemiyor da yine biraz yiyor. Bir iki başka kedi var. Onlar gelip yiyorlar. Yine yavru kediler var. Küçük. Şu aşağı dereden bir yerden geliyorlar. Sabahları görüyorum. Onlara veriyorum arkadaşlar. Onlar da gelip yiyorlar. Genelde ekstra şeylerle beslemeye çalıştığım için mama sadece bizim için alternatif. Çünkü çok kaliteli bir mama değil yani bu kedilere. Mecburen tahıllı mama veriyoruz. Yani tahıl içeriği biraz yüksek mamalar. Torbası 500 küsürü geçiyor yani, 15 kiloluk. Anca ona bütçemiz yetiyor. Yani kaliteli mama zaten çok pahalı arkadaşlar. Veya bundan biraz daha kaliteli bir mama alabiliriz. Onun da 200-300 lira farkı vardır. Öyle diyeyim size. Şu an için ama bu mamayı değiştirmiyorum. Alışkınlar çünkü, sürekli yiyorlar. Dışarıdan da ekstra şeyler getirdiğim için bu şekilde işte tamamlıyorum mamanın açığını. Pis pis.
Susamış su içiyor. Biraz oynayıp zıplasalardı daha güzel görüntüler çekerdik. Bazıları burada yok. Dediğim gibi olanlar da bunlar. Ol işler. Kızım. Neriman. Neriman. Yakışıklı. Ulan şeyle şiş. Niye sakinsin? Normalde hiç sakin bir kedi değil arkadaşlar. Sürekli oyun oynuyor. Yerinde hiç durmuyor. İnanılmaz obur. Parmaklarımı yiyor yani. Değil mi Oluş? Oluş. Aşlan aşlan. Aşlana benziyor. Neriman. Bunların anneleri hiç gelmiyor arkadaşlar. Bazen böyle ayda bir sefer iki sefer denk geliyor prenses. Çekemiyorum yani. Keşke geçen geldiğinde çekseydim. Nadir geliyor şu an için. Yani eskisi gibi gelmiyor biliyorsunuz. Bunları getirdi buraya. Bir dönem bunların başında durdu. Bunları eğitti. Yani onun yavrularından bıdık şu an burada. Sarmanların hepsi onun yavruları yani. Şu onun yavrusu. Neriman. Bir de kafası bize dönük olan. Üçü. Bıdık. Bayan Cüneyt. Bir de Neriman. Şey burada yok. Behlül burada yok. Dışarıya çıkmış. Behlül de gitmiş. Bir de Behlül onun yavrusu. Dört yavrusu burada var. Kendisi yukarı mahallede şu an. Kendi bölgesinde takılıyor yani. Bunları buraya getirip gitti. Aylardır buradalar. Benim yanımdalar. Artur. Artur. Benjamin. Artur. Benjamin. Tam eve giderken arkadaşlar. Normalde videoyu bitirmiştim. Safinaz da geldi. Bir baktım okulun bahçesindeler. Daha doğrusu okul demeyelim de. Eski okul arazisi. Şu an için okul yok tabi yıkıldı. Benjamin ve Arthur oradaydı. Arthur'un kafasının yanında arkadaşlar. Bir yara var. Geçenki yara bahsetmiştim. Biraz geç düzeliyor. Nasıl kanatmışsa artık. Yakışıklı da geldi arkadaşlar. Oğlum sen burada kaybolursun. Sen burada ne yapıyorsun? He? Hadi geç içeri. Git evine. Koş. Yakışıklı. Çakır'la Gülizar yok. Onlar kardeşler. Oynamaya gitmişlerdir. Geziyorlar onlar çok. Geziyorlar arkadaşlar. Yerlerinde durmuyorlar ikisi. Orada olabilirler. Biraz önce ağacın üstünde bir tanesi atladı. Ya Çakır'dı veya da... Merhabalar dayı. Bunları tekrar götüreyim arkadaşlar. İçeride yatsınlar. Yakışıklı. Oluş. Gel. Gel. Hadi gel. Pıs 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 pıs. Gel. Gelin buraya. Pişu, 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 pişu. Arthur. Arthur. Koş. Arthur. Benjamin. Benjamin. Arthur. Oluş. Arthur. Ha, Behlül de gelmiş. Beliş. Beliş. Herhalde yan taraftaydı. Komşumuz biraz önce bununla konuşuyordu. Bunu sevmiyor. Buna cillek diyor. Bu biraz fazla mı yavlıyor? Yiyecek bir şeyler istiyor hep sürekli insanlardan. O yüzden bunu huyunu sevmiyor. Beliş. Pıs 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 pıs. Toşbik. Toşbik. Toşbik annesini kokluyor. Toşbik. Birbirlerine hep selam veriyorlar. Kafa kafaya tokuşuyorlar. O huyları çok güzel. Piş 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 piş. Yakışıklı için yakışıklıdan dolayı buraya geldim arkadaşlar. Dedim yolda oyalanmasın. Oruç yakışıklı. Gel buraya. Yakışıklı. Tabii uzun zamandır arkadaşlar biliyorsunuz dışarıda.
Eskisi gibi içeride değil. Aa, bu arada toprak getirecektik. İyi ki aklımıza geldi. Ben gideyim toprağımı da halledeyim. Kovamızı aldık arkadaşlar toprak için. Küreğimiz de orada duruyor. Kediler de şu an bahçedeler. Dolaşıyorlar. Grizel de geldi. Şu an kuru mamasını yiyor. Gülüzer kızımız. Diğerleri zaten dediğim gibi peşimden geldiler eve doğru giderken. Şimdi toprağımızı da halledelim. Bahadır'ın odasına tekrar koyacağız toprağı. Bu bir hafta bizi idare eder. Çünkü o odaya arkadaşlar genelde böyle hasta olurlarsa, işte bir takım problemler yaşarlarsa o odada farklı kediler kalıyor. Yani hepsi orada kalmıyorlar. Ayrı tutuyorum. O yüzden toprak tuvalet ihtiyacını gidermeleri için önemli. Gülüzer! Gülüzer! Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada kapatıyorum videomuzu. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Tuş bir. Tuş bir.